4 yaşları karşılayacak donanıma sahip olmaları gereken sorularına da yanıt vermemiz gerekiyor. Yani onların karması bir yöntem tercih etmemiz gerekiyor. Öğleden sonra işletmecilik eğitimi nasıl olmalıdır sorusuna karşılık gelecek yanıtları sizlerin nezdinde arayacağız, bulmaya çalışacağız. Evet, son söz ev sahibi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin değerli rektör yardımcısı Profesör Doktor Hüseyin Erkub hocamızın. Buyurun efendim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, Başsavcım, Protokolüm, değerli üyelerim, İş Dünyası'nın ve STK'ların temsilcileri, akademisyen hocalarım ve sevgili öğrenciler, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu Konya'da bir görevde olduğu için vekaleten ben katıldım yerine şu an. Aramızda şeyle bulunuyorum görevle. Ve rektörümüzün selamlarını iletmekle mükellefim öncelikle. Üniversitemiz ve Doğanlar Holding işbirliğinde düzenlenmiş olan İşletme eğitiminde ortak vizyon arayışı konferansının ben çok yararlı olacağını değerlendiriyorum. Tabii Türkiye'de 208 üniversitede ve çoğunlukla da İktisadi İdari Bilimler Fakültemiz var ve hepsinde de neredeyse işletme programımız mevcut. Ancak birçoğu yarı kapasiteyle çalışıyorlar. Yani öğrenci tercihlerinde düşüşler yaşanıyor çok üniversitemizde. Ancak İngilizce işletme denildiği zaman da o fakültelerde özellikle doluluk oranları %100'e yaklaşıyor. Fakültelerde verilen işletme eğitimi daha çok akademisyenlerin bilgi birikimi ve deneyimine dayanmaktadır. Ancak dünyada yaşanan küreselleşme, işte teknolojik gelişimler, rekabet ortamında başarılı işletme yönetiminde artık geleneksel, yani diğer de işte klasik yaklaşımdan uzaklaşılmalıdır. Bununla da geleceğe artık yön verilmemesi gerekiyor. İşletme yönetiminde artık yabancı dil bilmenin yanı sıra teknolojiye dayanan üretim ve pazarlama, geleceğin modellenmesi bu anlamda çizilebilmelidir. Ve bunun içinde Ar-Ge çalışmaları çok çok önemlidir ve zorunluluktur. Tabii bunun yanı sıra özel sektör ve STK'ların hem eğitimde hem de işletme yönetiminde, hatta bütün yönetimlerde artık yer alması çok çok önemli hale gelmiştir. Benim alanım kamu yönetimi, biz de artık yeni kamu yönetimi anlayışı nedeniyle işletmelerde başarılı olmuş birçok uygulamayı artık kullanmaya başladık. Ve 2000'lerden itibaren devlet yönetimindeki anlayış da değişti. Günümüzün devlet anlayışındaki değişim şu şekilde ortaya çıktı. İşletmelerde uygulanan yeni yönetim yaklaşımlarının kamu yönetiminde de kullanılması. Ve tabii kamu hizmetlerinin, benim kısaltmamla BEHENK diye benim kısaltmam var, verimli, etkili, hızlı, ekonomik, nitelikli ve kaliteli artık hale gelmesi çok çok önemli. Ve tabii ki artık anlayış şu, devlet hizmetlerinin başında vatandaş gelmekte, odak noktasında vatandaş olmakta ve devlet artık vatandaşın hizmetinde demektir. Tabii işletme eğitimi dediğimiz zaman nitelikli hale getirildiğinde bu şekilde profesyonel yönetim de beraberinde gelecektir. Ben de 44 yıllık hocalık mesleğimin yanı sıra yaklaşık 40 yıl, hatta fazlası da diyebilirim, yöneticilik yaptım. Çeşitli Türkiye'nin her bölgesinde görev yaptım. Çeşitli kademelerde
görev yaptım ve bir sürekli öğrenmenin içinde buldum kendimi. Hatta şunu da söyleyebilirim. UNESCO yaşlılık tanımını biliyorsunuz yeniden yaptı. Şöyle diyor. Bir insan konfor alanının dışına çıkamıyorsa, yeni şeyler öğrenmiyor, şaşırmıyor ve çoğu şeyi bildiğini düşünüyorsa, merak etmiyor, keşfetmiyorsa, geçmişte anılarında yaşıyor ve sürekli eskiyi tekrar ediyorsa yaşlıdır diye bu şekilde tanım getirmiş. Tabii nasıl bir işletme eğitimi ya da nasıl bir işletme yönetimi sorusunun artık biz cevabını bulmak durumundayız. Zaten bu etkinliğinde temel amacı budur. Ve Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a artık akıllı yaşlanan toplum anlayışı ön plana çıkmıştır. Hocalarımızın da belirttiği gibi yapay zeka, tabii ki bilgisayar bağlamında bilgiden bilgi üretmek bir anlamda şeklinde bunu söyleyebiliriz. Gelecek eğitimle şekillenir. Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır ve ben şöyle bir söz ürettim. Geçmişi birikim, geleceğe vizyon almak çok çok önemlidir. Ben tabii ki bu etkinlikte önemli katkıları olan başta Doğanlar Holding Başkanı Sayın Davut Doğan'a, Kale Grubu nezdinde tabii ki Zeynep Bodur Okyay Hanımefendi'ye, Profesör Doktor eski rektörümüz Ali Akdemir'e, Profesör Doktor Nazan Yelki Kalan'a, Doçent Doktor Erdal Aydın'a, Meral Aydın'a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum ve bir ay içinde şunu söyleyebilirim. Gerçekten de üniversite ve sanayi işbirliğinde lokomotif olan bir yöremizdir. İGA bunu vurgulamak istiyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederiz. Gerçekten 4 endüstriden, 3 akademik dünyadan katılımcımız, panelistimiz Levent Şahin hocamızın tabiriyle yetkin bir şekilde sunum yaptılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şimdi kısa bir değerlendirme yapması için sözü tekrar Davut Bey'e veriyorum. Davut Beyefendi buyurun. Evet, teşekkür ederiz. Öncelikle Demir Biga'daki Biga'ya istihdam sağlayan şirketleri severken kusura bakmasın. Cenola atlamış gözümü de burada. Ona da yani katkılarından dolayı teşekkür ederim. Ya, öncelikle Türkiye'de gerçekten bizim sanayiciler olarak tabii sanayi envanterine ihtiyacımız var. Şimdi sanayi envanterinde de sıkıntılarımız var. Onun için tam taleplerimizi bilemiyoruz. Buradaki ciddi verimsizlikler var, ciddi rekabet var. Bunu gidermek de yolu tabii ki bu üniversite tarafında çok yapılması gereken işler var. Levent Şahin hocamızın söylediklerine aynen altına tamamlayayım zaten. Yani onun için tek tek söylemek gerek lazım. Belediye biz mesela arkadaşlık yaptık. Bizim holdingde benden önce bir sürü Kazım Bey'di. Sağ olsun çok. Bunun da holdingin yapılanmasında çok destek lazım. Buna da ayrıca teşekkür ederim. Tabii iş gücüne katılımla zaten bizim Türkiye'nin ne kadar verimsiz olduğunu, yani bizim kendimize bir ders çıkartmamız lazım ve bütünüyle belki bir yeniden yapılanmaya gitmemiz lazım. Aynı nüfusa sahip olduğumuz Almanya'yla karşılaştırdığımız zaman işte Almanya'daki nüfusa göre bizim işe katılımımız arasında çok ciddi bir fark var. Neredeyse iki katından fazla olduğunu ben biliyorum. Yani bu da bizim ne kadar verimsiz bir ülke olduğunu gösteriyor. Bir yerlerde bir hatalarımız var. Sonra bunu önemsemek lazım çünkü bunu sonra bedelini bir şekilde ödüyoruz. Yani işte emekli daha az maaş olarak ödüyor. Biz daha az para kazanarak ödüyoruz. Yani arkadaşların beyaz yakaları da profesörlerimizin bile yani eğitim tarafında arkadaşların da ücretlerinin maalesef çok iyi olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bunun bedelini hep beraber ödüyoruz Türkiye'de. Buraya mutlaka bir yapmak lazım, ben bir bakmak lazım. Mentorluk, mentorluk konusunu üniversiteler bize, biz burada mentorluk yaparız. Oradaki mentorlarla eşleştirmek lazım. Bunu Kazım Bey de çok vurguladı, hocam da çok vurguladı. Söyleyecek çok şey var ama Biga'da olmasının bu ayrıca
Ben de gerçekten gurur duydum. Bu çok önemli bir etkinlik için BİGA'da bulunması, bu kadar birbirinden değerli üniversiteler, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, bir bakın bizim üniversitemiz ama hani Paral Üniversitesi'nden hocam, sağ olsun Ali hocam hala bu Çanakkale aşkı, BİGA aşkı devam ediyor ki Nazlı Hanım'la Erdoğan'ın da burada çok önemli katkı grubu veriyor. Tanıştığımız İstanbul Üniversitesi arkadaşımızla, tanıştığımız İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne arkadaşlarımızla. Belki benim gözümden kaçtıysa bilmiyorum ama bütün hepinize katkılarınız için çok teşekkür ederim. Sizleri burada ağırlamaktan son derece memnunuz. Motivasyonumuzu yükselttiniz. Bizim en çok motivasyona ihtiyacımız var. Biz bu gazla daha işler yaparız. Hepinize teşekkür ederim. Doğan Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim gecikmeli bir konuşmamız daha olacak. BİGA Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız adına Melih Bey, Üniversite Sanayi İşbirliği Projesi'nden söz edecek. Buyurun efendim. Sayın Doğan Rondik, Sayın Davut Doğan, Sayın Ali Akkamur Hocam ve diğer katılımcılara BİGA Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi adına da katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Biz bundan 6-7 ay önce BİGA Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilk önce ilçe milli eğitim müdürlüğü ile daha sonra da meslek yüksekokuluyla bir işbirliği protokolü çalışması başlattık. 9 meslek komitemiz var. 9 meslek komitesinden ilgili meslek komitesi arkadaşlarımız 5-6 ay süresince tüm işletmeleri gezerek milli eğitim bünyesindeki meslek yüksek liseleri gezerek bir bilgi toplama aşamasına geldiler. Bu toplantıların sonucunda ilk önce Milli Eğitim Müdürlüğümüzün öncülüğünde liselerde yapılması gereken değişik bölümlerin çalışmalarını devam ettiriyoruz arkadaşlarımızla, Milli Eğitim'le beraber. Ayrıca meslek yüksekokulumuzla da çok değerli bir protokol imzaladık. O protokolda da, yapılan protokolda meslek yüksekokulunun mezunlarının hepsine iş garantisi verdik. Türkiye'nin neresinde olursa olsun iş garantisi verdik. Bu Sayın Şahadat Doğan'ın öncülüğünde yapıldı. Bu anlaşma Sayın Başkanımız Rıfat Sistancıklıoğlu'nun dikkatini çekmiş. Şahadan Bey özel olarak çağırdı. Kendisi de bu konuda bilgi aldı. Ben bu konuda hem İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze hem İgare Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi'ne hem de Sayın burada Meslek Yüksekokulu Müdürümüze teşekkür ederim. Kısaca Ertuğrul Bey çok kısa bir bahsederseniz teşekkür ederim. Ben de tekrar teşekkür ederim. Sayın Hocam, Melih abimiz de belirttiği gibi yaklaşık 1-2 ay önce Meslek Yüksekokulumuza sahip 11 programda %100 istihdam garantili bir işbirliği protokolümüzü imzaladık ve hayata geçirdik. Ben tekrar kendilerine bu konuda çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bünyesinde 3+1 eğitim modeli olarak nitelendirdiğimiz eğitim modelimizi yine işbirliği protokolüyle hayata geçirmiş olduk. İnşallah bu yıl 3 programımızın öğrencilerimizi makine programı, elektrik programı ve muhasebe programı öğrencilerimizin son yarı yıllarını sektörde geçirecekler. Bu anlamda son 3 aylık eğitim dönemlerini tamamen sektörde geçirecekler ve bu anlamda ben bu protokolün hayata geçirilmesine Ticaret ve Sanayi Odamıza ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi rektörlüğümüze tekrar teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Çok teşekkür ederiz. Değerli katılımcılar, böylelikle panelimizi sonlandırdık. Daha doğrusu işletmecilik eğitiminde vizyon arama konferansının birinci evresini, panel kısmını başarıyla tamamladık. Gerçekten hem sektör kullanıcıları hem de akademik dünyanın mensupları çok başarılı sunumlar yaptılar. Gerçekten çok anlamlı saptamalar yaptılar. Çok yararlı öneriler ortaya koydular. Onlardan çok içerikli olarak yararlanacağız. İkinci aşamada öğleden sonra, 2'de yemekten sonra arama konferansı yapacağız. Yani beyin fırtınalarından oluşan bir toplantı tekniğidir o. Dolayısıyla sizlerin kısa saptamalarını not edeceğiz. Sonra gruplar halinde önceliklendireceğiz. Ve böylelikle işletmecilik eğitiminde yapılacak değişikliklere aracılık edecek saptamaları hep birlikte yapmış olacağız. En azından o değişiklikleri ben açıkçası BİGA İBB
bağlamında uygulanabileceğini çok rahatlıkla söyleyebilirim. Aynı zamanda Biga Meslekçisi Okulu bağlamında da, işletme programları bağlamında da uygulanacağından çok eminim. Güzel saptamalar oldu. Hatta bence bazı konuşmacılar öğleden sonraki oturumumuzun da saptamalarını yaptılar diye düşünüyorum. Öğleden sonra mutlaka katılmanızı bekliyoruz tabii ki. Ve bu arada protokol mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Yani açılış konuşmalarında sonra panelistlerin tamamını izlediler. Herhalde bu her zamanki gibi bir farkı olarak karşımıza çıkıyor. Çok mutlu oldum gerçekten buna. Çünkü genellikle adettendir yani protokol mensupları başlangıçta bir iki konuşmayı dinleyip sonra veda ederler. Halbuki yani işte bu da önemli bir etkinlik yani sonuçta hem yöneticilerimiz bizim varlıklarıyla saptamaları daha güzel yaptı arkadaşlarımız. Hem de onlardan da diyalog kurma olanağı bulduk. Bence çok mutlu oldum bundan. Şimdi efendim seremonimiz var. Seremoniyi evet. Arkadaşımız yönetecek. Buyurun onu dinliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz birbirine.